Bu sonuçlar hemen hemen hiç kimsenin beklemediği bir sonuç. Yani çok dağınık. Özellikle dışarıdan gelen adayın 61 oy alması hiçbirimizin beklemedi. Yani son bir haftadır çalışıyor. İnanılmaz bir sonuç kendi adına. Yani evet. 8 aydır yollardayız. 8 aydır şu oyu almak için çırpınıyoruz. Bütün işleri eksiksiz yaptığımıza inanıyoruz ama bu oy garip bir oy. Bunu iyi tahlil etmek lazım. Hani nereden geldi? Kimler kullandı? Bizim fikrimiz var. Bence üniversitedeki belirli yapıların üçgen, paralel, yamuk ne derseniz deyin. Oyu bu kadar işte. Ve onun desteği var. Artı bilemiyorum. Çeşitli diplomasiler işin içine girmiş olabilir. Bizim oyumuzdan çok dışarıdan gelen bir insan oyunun konuşulması enteresan. Ama biz beklediğimizden düşük olmasına rağmen ikinci olduk. Gayet iyi bir sonuç. Bunca kaotik bir ortamdan çıkabilecek en iyi sonuç bence. Teşekkür ederiz. Güzel bir yarış oldu. Bu yarışta ilk altı şu an YÖK'e gidecek. YÖK'ten de 3 kişi Cumhurbaşkanımıza gönderecek. Cumhurbaşkanımız da 3 kişiden birini rektör olarak atacak. Kurumumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Efendim çok söylenler, çok spekülasyonlar döndü son zamanlarda seçimle ilgili. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Sonuç ortada. Herkes bakıp değerlendirecek. Üniversitesi'nde 11 rektör adayının katıldığı bir yarış oldu. Sonuçlar tabloda görüldüğü gibidir. Bu tablodaki 11 adaydan ilk 6'sı YÖK'e gidecek. YÖK'te de bu sayı 3'e düşürülecek. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız 3 kişiden birini atayacak. Bu yarışta yer alan, bu hizmet yarışına katılan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonuçların kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlarla ilgili ne söyleyeceksiniz hocam? Katılımcı sayısının fazla oluşu rakamların çok büyümesini engelledi. Bir normal bir dağılım gözleniyor. Efendim dışarıdan gelen aday Cavit Bircan bir şeyini almış olduğu Cavit Bey dedi ki üniversitemizin üçgen mi dersiniz, paralel mi dersiniz bu kadar bir oyu var dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çünkü kimin oy attığını tespit etmek mümkün değil burada. Yani. Hiç kimseyi zan altında bırakmamak lazım. Ama üniversitemizden Galip Bey'e 61 tane oy çıktı. Bu çok büyük bir oy. Sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.